Hoş geldiniz. Oh be. Yani bilmiyorum ama Balın ne dersin? Şimdi eski Merkez Bankası Başkanı da yeni Merkez Bankası Başkanı geldiğinde Allah kolaylık versin oh be deyip gidecek mi? Yani bütün bu yaşananlar oldu bitti. Şimdi Türkiye önümüzde 3 ay böyle ralli eden piyasalarla böyle eller havaya mı yapacağız? Nasıl bir dönem olacak sence? Şimdi aslında Artunç'um şöyle başlayalım. Biz hani geçtiğimiz programda da diğer programda da Mehmet Şimşek'in Sayın Erdoğan'la anlaştığını, ekibiyle geleceğini, yalnız bu gelmenin tam bağımsızlık kendisine verilecek şekilde olması halinde geleceğini söylemiştik. Nitekim hani senaryoda bu şu anda o şekilde gidiyor. Bir de neden bahsettik? Hani bilanço olarak feci bir haldeyiz. Bir ekonomik kurtuluş savaşı vermemiz gerekiyor dedik, değil mi? Aynı şekilde Sayın Şimşek de bugünkü açıklamalarında hani suyun bittiğini belirten çok net, kibar, nazik bir şekilde bir açıklama yaptı. Sayın Nebati için ben hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle, piyasada konuşulan Merkez Bankası'na gelecek isim Sayın Gaye Erkan. Eğer bu olursa çok radikal ve çok çabuk bir şekilde Merkez Bankası'nın yeniden yapılandıracağını ve maalesef Sayın Kavcıoğlu altında Merkez Bankası'nın eleman olarak çok kan kaybettiğini biliyoruz. Yani nasıl sıkıntımız bizim hani maliye ve hazine bölümlerinde değerli bürokratları kaybettik. Aynı şekilde Merkez Bankası'nda da işi bilen çok insanı kaybetmiş durumdayız maalesef. Şimdi Gaye çok üstün yetenekli bir yöneticidir. Yani bunun 9 yılı Goldman Sachs'ıdır. Kendisi finansal mühendislikte uzmandır. Doktorası da bu konuda. Princeton'da da hatta yönetim kurulundadır. Şu anda Marsh McLennan risk yönetiminde çok önemli bir firmadır. Onun yönetim kurulundadır. 2014 yılında First Republic'e 33 yaşında president olarak gidiyor, başkan olarak. First Republic hissesinin 2014 ve 2021 arası performansına bakın. Bana öyle bir banka hissesi bulamazsınız. 50 dolardan 212 dolara gidiyor hisse. Gaye'nin ayrılmak zorunda kaldığı nokta. Çünkü Gaye president'tan, başkandan CEO'ya geçiyordu. Eş CEO ve tamamen CEO oluyordu. Amerika'da şimdi şöyle olaylar vardır. Siz hani kadınsanız, Müslümansınız vesaire başarılıysanız belli bir mavi kanla boğuşmak zorunda kalırsınız. Yani Blue Blood yönetim tarzıyla. Benim anladığım kadarıyla o tip tepede çekişmeler oldu. Gaye ayrıldıktan sonra da hisse firmanın tepe noktasıydı zaten. Şirketin yani bankanın kötü performansa da Gaye'nin hiçbir alakası yok. Yani Gaye ayrıldıktan bir 10 ay kadar daha faizler sıfırlarda gitti. Kendisi risk yönetiminde müthiştir. O 7 yılda da başkan olduğu yılda da First Republic'i organizasyon olarak uçurmuştur yani yukarı doğru çok iyi anlamda. Bak sözünü kesiyorum gelirse ve kendisine... Bir sözünü keseceğim çok özür dileyerek. Hiç bunları anlatmana gerek yok. Bu benim şahsi görüşümdür. Buradaki hiç kimseyi bağlamaz. Kim getirsen bunları iyi Merkez Bankası Başkanlığı yapar. Ya bence. Ben bilmiyorum yani farklı görüşü olan varsa tabii ki şey yapabilir. Yani 23 Nisan'da şöyle tabii yani Merkez Bankası içinden Artunç'um şimdi şöyle bir şey var. Sen Fenerbahçeli olduğun için söylüyorum. Rahmetli Faruk Yalçın'ı iyi tanırdım. Onun bir lafı vardır. Hani geriye bakmayalım. Ne olduysa oldu önümüze bakalım der. Yani geride tamam. Yani 2018'den beri feci bir ekonomi yönetimiyle baş başayız. Hani o ülkeyi iflas düzeyine getirmiş bir ekonomi. Bundan sonra ne yapabiliriz? Ülkemiz yani çok tabii potansiyeli olan bir ülke. Kimseye kırgın olmadan önümüze bakacağız yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyelim. Gayet eğer gelirse Türkiye için büyük şanstır ama hareket kabiliyeti verilmesi gerekir. Ve evet, hani bence daha iyi bir isim bulamazlardı dışarıdan getirecekleri. Ama senin de dediğin gibi bizim hani eski Merkez Bankası ekolünden gelen herhangi birisi de bu işi çok çok iyi yapar. Yani kendi bünyesinden çıkmış birisi de.
bu işi tabii ki çok güzel yapar.